Merhaba arkadaşlar, Arkaski'de sizlerle beraberiz. Bildiğiniz gibi bu servere başlayalı daha 3-4 gün oldu. Aşağıda da zaten 4 gün olmuştu. Buraya Lycan için başlamıştım ama VS'lik bir PvP değil. Yani Brawl TMK de değil, bildiğiniz emek server. O yüzden dolayı serveri bırakmaya karar verdim. Bırakmadan önce server hakkında size birkaç tane bilgi vereceğim. Daha sonra bu 120'ye custom chardal, yani Lycan karakteri de boşa gitmesin diye, yani biraz item vesaire de var. Bunu da çekilişte size vermeyi düşünüyorum. Çekilişi bu video artı 1000 izlenme olduğu zaman yapacağım. Çekilişe katılma şartları ise kanalıma abone olmak, videoya like atmak ve yorum kısmına nickinizle beraber katılıyorum yazmak. Onun dışında başka bir şart yok arkadaşlar. Karakteri teslim ederken şifresini vesaire her şeyi vereceğim. E-posta adresi de değiştiriliyorsa serverde onu da değiştirirsiniz, sıkıntı yok. Evet, mavi bir, gördüğünüz gibi bu alemde pazarlar falan vesaire bayağı var yani. Oyunun nesne marketi dün açıldı. Nesne marketteki eşyaların, hani canavarlara karşı vesaire verdiği oranlar biraz yüksek. Onlardan alırsanız rahat, yani farm yaparsanız. Benim vaktim olmadığından dolayı maalesef oynayamayacağım. Bildiğiniz gibi ben VSL PvP'lerde oynuyorum ama giriyorum, yani akşamları takılıyordum. Bura öyle bir PvP değil. Bayağı bir emek istiyor yani. Şöyle sakin bir yere geçelim, daha sonra videoya devam edelim. Evet arkadaşlar, nerede kalmıştık? Öncelikle 55 level'de başlıyorsunuz PvP'ye. Direkt ışınlanma yüzüğünden ışınlanma diyorsunuz. Diğer bölgeler deyip doyumhana geçebilirsiniz. Orada sürekli metinler çıkıyor. Metinleri keserekten 70-75 level'e kadar kasarsanız. 75 level'e kastıktan sonra Kızıl Orman'da farm bölgeler var. 1-2-3 diye. Oradan birine ışınlanırsınız. Orada da 95'e kadar kasıyorsunuz. 95 olduktan sonra ise Büyülü Orman var. Buraya geçiyorsunuz. 120'ye kadar da orada kasıyorsunuz. Çekilişte bu çarık kazanan arkadaşın tabii ki böyle şeylere ihtiyacı olmayacak. Sadece farm yapacak. Farm içinde yine Büyülü Orman'daki metinleri keserekten bir şeyler elde edebilirsiniz. Sandık vesaire veriyor. Şöyle K harfine basarak sandıklarınızı burada görebilirsiniz. Şu büyülü metin sandığından veriyor. Bu sandıkları elle açmanıza gerek yok. Biriktirip buradan şu yüzükle toplu açabilirsiniz. Toplu sandık açtır, işte toplu bon al vesaire. Bu tür şeyler güzel, hani insanı yormuyor. Bunlar var. Şurayı kapatalım. Daha sonra ne diyelim? Şöyle yanınızda Buffy var, geziyor. Bunun iyileştirmecisini almalısınız eğer farm yapacaksanız. Kasana kadar hani bununla uğraşmanız gerekiyor. Şöyle uzaktan markete girersek Metin Kaya'dan, şurada gördüğünüz gibi iyileştirmecisi var. 2500 Metin Kaya kristali istiyor. Yani bu bayağı zor. Ben de şu an 400 tane var. 500'ünde şunları almaya harcadım. Şurada taktım. Çünkü bunlar eksik bonus verdiği için %100 kasılmak daha kolay oluyor. Bunu buradan alabilirsiniz. Veya diğer bir fikir vereyim size. Arkadaşlar oyunda gördüğünüz gibi skiller açtığınız zaman ölene kadar bu skiller kapanmıyor, yani öldüğünüz zaman ancak kapanıyor. Bir tane yan karakteri iyileştirmeci şaman açarsınız. Herhangi bir köyde biraz kasarsınız. Full zekalı itemleri takarsınız. Gidersiniz, artınızı oradan alırsınız. Gider boss'unuzu, farmınızı yaparsınız. Bu benim aklıma sabah geldi ama bayağı faydalı bence. Çünkü ölene kadar gitmiyor, yani hasarınız da bayağı artar. Ondan sonra şöyle ruh kemeri vesaire var. Şimdi biraz da karakteri anlatayım size arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şey var, silah fişi var, burada bir iki tane daha var yedekte. Şöyle simyaları var, hani böyle parmak için yaptım ben biraz. Şurada bir de soylu simya da var, buradan açarak da zaten bunlardan çıkarabilirsiniz. Başka böyle gösterebileceğim, artı 7 titan kalkanı var, 80 otta 50 var. Burada pet vesaire de var. Şurada bir tane de 3 saldırı değerli bir tane çıkarmıştım ama nerede şu an tam bulamıyorum. Bu olma, aynen seviye 1 Dazador var. 3 ataklı 2.6 HP'li. Bunu levelini kasarsanız burada tecrübe yüzükleri var. Yani karakterlerinizi aktarıp yine şey yapabilirsiniz. Burada yine bir mutluluk yüzüğü var. Şurada kostüm var, 3 günlük. Kostümü takmadığınız sürece süresi işlemiyor. Şurada yine az dişi var. Bunlar bayan kostüm olduğu için zaten üstüme takamıyorum. Şöyle şurada zırha 4. taş eklemek için şey var. Burada bir de bir tane de silah için vardı da tam bulamıyorum yerini. Ondan sonra şurada yavrucu kutularımız var. Şu hasar ve saldırı hızı veren skilleri ben P yaptım. Gerisini siz yaparsınız. Benim pek vaktim yoktu. Şöyle şurada artı 4 taşlar var. Taşlar artı 9'a kadar basabilirsiniz. NPC'si var. Daha sonra depoyu nereden açıyorduk? Şöyle depoda da 3 tane nostalji kostümü var. Bıçak pençe savunması 15 veren var mesela. Bu bayağı para eder.
Bunların süreleri gidiyormuş yalnız ya. Üstünüze takmasanız da bunları satarsınız da yani. Bilmiyorum ne yaparsanız yapın. Şöyle rüya ruhu var artı bir. Buna artısını basarsınız. Bunları basarsınız. Bu şekilde yani rahatlığına meredir. Raza durdur. Dönebiliyor. Şeytan katakombu vesaire. Siz bunları artı basarsanız daha da rahat dönersiniz. Şunlara cevher eklemedim ben. Köyde şeyler var. Cevherler var. Kazmayla kazıp eklemeniz gerekiyor. Başka. Şurada yine yumurtalar var. Yaşam kustamaları var. Böyle arkadaşlar. Hani karakter bu. Bunu vermeyi düşünüyorum. Başka size ne gösterebilirim burada? Şuradan bosslara gitmek için haritanın alt bölgesine gördüğünüz zindan bilgisi diyor. Buraya tıklarsanız şeytan kulesi gidersiniz. Ork labirentidir. İşte burada da zaten ne istediği yazıyor. Hani girişte mesela şeytan kulesine bir şey istemiyor. Şeytan katakombuna bundan istiyor. Burada bir yere daha bir şey istemiyor. Mesela Razadora bundan istiyor. Nemere'ye bundan istiyor. Bunları tek başınıza yapıp kesebilirsiniz. Baroness'tir işte, Ork labirentidir vesaire. Bunları yaparsınız. Zodiac tapınağına 6 kişi girmeniz gerekiyor. Diğer türlü yapamazsınız. Şu ikisini hiç denemedim. Bilmiyorum nasıl oluyor. Bunlara zaten yarım saat arayla şeye giriyorsunuz. Kuleye Razadör ve Nemere'ye de 2 saat arayla olması lazım. Onları işte buradan takip edebilirsiniz. Zaten girdikten sonra burada işte süresi yazıyor. Bu kadar süre sonra tekrar girebilirsiniz diye. O arada da gidip farm yapabilirsiniz. Başka da karakteri de gösterebileceğim bir şey yok. Şurada işte kemerleri var. Mesela bu canavarlara karşı güçlü veriyor. Şurada saldırı değeri falan filan vardı. Aynen bu var. Mesela şey metinleri keserken bunu takıyordum. Bir de arkadaşlar eğer boss kayayla işte şu metin kaya şeylerini kastığınız zaman eğer hep çekmeyecekseniz şuradan bunların mağazalarından hani şunlardan canavarlara karşı verenlerden veya vs atacaksanız yar verenlerinden almanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Oyunda Epson botu şeysiz çalışıyor, buksuz çalışıyor yani sıkıntısı yok. Şey kaçırmıyor, Epson kaçırmıyor, ondan da haberiniz olsun. Ejder'e gitmek için şurada marketten satışçıdan tılsımları alacaksınız. Ejder'in satışçıda işte komutanlara gider kabuk düşürürsünüz. 3 kabukla girebiliyorsunuz burada Ejder'e. Başka da anlatacağım bir şey yok arkadaşlar. Yani karakter bu zaten. Bu oyunu oynamayacağım ben. Oynamak isteyen birine hediye etmek için hani çekiliş yapacağım. Bilginiz olsun. Bundan sonraki videoda Parol 2'yi tanıtacağım. Bugün girdim bir baktım hani güzel bir servere benziyordu. Oyuncusu biraz az ama inşallah videolarımızı da tanıtaraktan çoğaltabiliriz. 98-99 level güzel bir PvP. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar dilerim. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Herkese iyi oyunlar, eğlenceler.